Burada gördüğünüz yayılıyük sorusunda bir tane kiriş sistemi var. Böyle L şeklinde ve sol tarafta pimle sabitlenmiş. Aşağıdan da bir tek nokta temaslı mesnetle sabitlenmiş. Soldan 2 kilonewton bölümetrelik bir yayılıyük uygulanıyor. Ve yukarıdan da aşağıya doğru 3 kilonewton bölümetrelik bir yayılıyük uygulanıyor. Burada söylediği bize yayılıyıkleri denk bir bileşke kuvvetiyle değiştiriniz. Bir de kuvvetin büyüklüğünü ve A noktasına olan yatay uzaklığını belirleyiniz demiş bize. Şu noktaya olan yatay uzaklığını. Şimdi burada ilk yapacağınız şey basitçe önce yayılıyıkları tek bir nokta yüke indirgemeye çalışmak. Ve burada bakarsanız bizim aslında 3 kilonewton şu ortadan dikdörtgen olduğu için direkt dikdörtgenin merkezi ortadan olduğundan ortadan tek bir kuvvet olarak indirgenebilir. Bunu indirgerken de her zaman yapacağımız şey aslında şu alanı belirlemek. Yani dikdörtgen yayılıyükün şu alanı nedir onu belirlemek. Bunun yüksekliği, şu yükseklik aslında 3 kilonewton demek. Şurada verdiği 3 kilonewton bunun yüksekliği. Yatay uzunluğu da zaten 3 metre vermiş. O yüzden 3 metre çarpı 3'ü çarparsak biz bizim bu üstteki yayılıyükün büyüklüğünü belirlemiş oluruz. O üstteki yayılıyüke biz kuvvet 1 diyelim dilerseniz ve F1 diyeyim. Şu aşağıya belirtelim. Şöyle biraz daha büyüteyim ben. F1. Bu F1 bizim dediğim gibi 3 kilonewton metre çarpı 3 eşittir 9 kilonewton oluyor. Bir de F2'miz var. Onu da yanına yazalım. F2 dediğimizde şu kuvvet olsun. Bu kuvvet de yine yüksekliği 2, uzunluğu da 4 metre olan bir yayılıyke sahip. Ve o alanı bulduğumuzda da bize kuvveti verecek. F2 eşittir yani. 2 çarpı 4'ten 8 olacak. 8 kilonewton. Bunlar işte şimdi sistem üzerinde şöyle gösterebiliriz. Sağ tarafa çizelim. Hatta şöyle yapalım. F2'yi aşağıya alalım. Sağ tarafta daha geniş yerim kalsın. Benim cismim şu şekilde. Serbest cisim diyagramı şeklinde bunu çizelim. SCD diyelim. Şöyle. Biraz daha yukarı. Bunun A noktasında bir pim var dedik. Ve bu pime biz kuvvetleri şöyle gösterebiliriz pimde. AX ve AY. Çünkü pim olduğu için sadece kuvvetler olacak. Dönmeye izin veriyor. Aşağıda da C noktası var. C noktasında sadece CY olacak. Çünkü tek noktadan temas ediyor. Şimdi bunun üst tarafından aşağıya doğru tam ortadan bir kuvvet var dedik. Bu F1. F1 eşittir 9 kilonewton. Bir de sağdan 8 kilonewton. O da şunun tam ortasına olacak. 8 kilonewton bu şekilde. Ya, tam ortadan olduğunu göstermek için de belki şu mesafeleri yazabiliriz. Şurası 1,5. Şurası da 1,5. Şurası 2 metre. Burası da 2 metre. Şu şekilde belirtebiliriz. Evet, bu şekilde mesela artık çözmek istersek bu soruyu kuvvetleri indirgeyip gösterebiliriz. Şimdi yapacağımız şey soru aslında bize bunları denk bir bileşke kuvvetle değiştirin diyor. Yani aslında şunların bileşkesini bulacağız. Hani şu an denge sistemi çözmeyeceğiz de şu ikisinin bileşkesini bulmamızı istiyor bizden. Hatta şu 8 kilonewton F2 diyelim bir. Bileşkesini bulmak için de yapacağımız şey bunların karekökleri toplamını almak basitçe. Çünkü F resultant ya da bileşke kuvvet biliyorsunuz. İşte pardon, F1 kare artı F2 kare olacak. Bu da 8'in karesi artı 9'un karesinden karekök bize 12,04 kilonewton gelmiş. Peki bu nerede yeri bakarsak aslında bunların işte ortak şuralarda bir yerde uygulandığı bir kuvvet var. Yani şöyle gösterebiliriz. Bu sistem üzerinde direkt göstereyim, tekrar çizdim. Normalde tekrar çizip bunu
Birleşik kuvvet şeklinde göstermek lazım. Aşağıya ve sola doğru var. Dolayısıyla böyle aşağıya çapraz şeklinde olacak. Ama açısını bilmiyoruz, yönünü. Onu da aslında şu ikisinin yönünden bulabiliriz. Onu bulmak için ben önce şuraya bir çizeceğim. Sonra yorumlayalım. İşte burada şurada bir yerde belki. Şöyle bir kuvvetim var benim. Bu F-R. Ve 12,04 kN. Ve bunun biz açısını bulmak istiyoruz. X'ler açısını bulmaya çalışalım mesela. Şöyle X ekseni şurası olsun. Bu X ekseniyle açısı şu teta diyelim. Biliyorsunuz ki F-R'nin X eksenindeki şeyi şu F2 8 kN. Y eksenindeki kuvveti de F1 9 kN. Dolayısıyla tanjant tetayı alırsak karşısı aşağı doğru olan 9. Yatay da 8. Yani 9 bölü 8'den bulabiliriz. Şöyle o zaman yazalım onu da. Teta eşittir. Tanjant eksi 1. Neydi? Karşısı yatay dikey olan, o da F1. Yani F1 bölü F2 yapacağız o zaman. Buradan tan eksi 1 9 bölü 8 oluyor. Bunun sonucu da bize 48,37 derece gelmiş. Dolayısıyla şu teta açısı 48,37 derece. Şu şekilde yazabiliriz. Ve soru bize diyor ki denk bir bileşik kuvveti değiştiriniz. Bunu değiştirdik şu anda. Bir de kuvvetin büyüklüğünü bulunuz demiş. Zaten kuvvetin büyüklüğünü buldum aslında, 12,04. A noktasına olan yatay uzaklığını da belirleyiniz demiş. Şimdi bir de şu noktaya acaba ne kadar uzaklıkta, onu belirlememiz lazım. Onun için de hemen şöyle A noktasına olan bir mesafe belirleyelim. Bunun şu mesafe bizim x mesafemiz diyelim. Tabii bunun A noktasına olan bir x mesafesi var. Bir de bakarsak dikeyde mesafesi var aslında. Onu da şöyle yazabiliriz. Yani şu A noktasına şuradan sağ tarafta göstermeye çalışayım onu. Bir de şöyle Y mesafesi var. Bu ikisini bulmak için de şunu yapabilirim ben. Eğer A noktasına göre moment alırsam aslında bu şeyin işlemin A noktasına göre momentini aldığımda bu X ve Y'ye göre bir bağlantı bulabilirim. Ona bakalım şimdi. Direkt sadece bileşke kuvvetinkini alacağım. Bileşke kuvvetin. A noktasına göre momenti. Biliyorum ki ben bunu aslında şu bizim burada momentini alırken tabii dik uzaklık lazım. Onu kolaylaştırmak için x ve y'lerini kullanayım. Yani x bileşeni bunun 8 kN'du. Şimdi şöyle yapalım. M, R, A noktasına göre. M, R dediğim bileşke moment şu F, R'nin aslında bileşke momenti. Bunun da şöyle pozitif diyelim. Şimdi bu önce Fx'e bakalım. Fx bu tarafa doğru bizi ne tarafa çeviriyor? Sağ el kuralını kullanırsak eksiye doğru çeviriyor aslında. 8 kN çarpı uzaklığı da şurası. Buna y dedik biz. Yani 8 çarpı y ve eksiye çeviriyor dedik. Eksi 8 y. Şimdi bunun y bileşeni de 9 kN. 9 çarpı da x. 9 çarpı x. Bu da bakarsak yine eksiye çeviriyor. Sağ el kuralını kullanırsanız. Baş parmağımız içeriyken çevirdiğini görürüz. A noktasına göre. Şu şekilde bir momenti var. Biz bu aynı momenti sanki bunu hiç buraya taşımamışız. Yani bileşkesini almamışız gibi kullanarak şu yayılı yükler üzerinden de bulabiliriz. Yani toplam şöyle diyebiliriz, yani toplam MA, hani hiç buraya taşımadığımızı düşünün. Sadece yayılı yükleri buralara indirgedik ve o şekilde buraya göre momentine bakıyoruz. Bu iki kuvvet. Yine aynı şekilde
Hatta bunu da şöyle diyelim. İndirgenmiş iki yayılı yükün. İki yayılı yükün. A'ya göre moment. Bu toplam MA'da bizim bu sefer şeyi biliyoruz uzaklıktır. Çünkü şu 9 kilonewton F1 Y ekseninde ve 1,5 mesafede. O yüzden bu aslında mesela eksi 9 çarpı 1,5. Bir de bizim şu 8 kilonewton var. 8 de bunun mesafesi de kaçtı? 2 metreydi. 8 çarpı, o da yine eksi olacak. Eksi 8 çarpı 2. Bu şekilde de toplam MA'yı yine yayılı yükleri kullandık sadece. Bakın burada denklemlerine girmiyoruz. Tek yapmak istediğim sorunun cevabını bulabilmek için şu iki yayılı yükün bileşik kuvvetinin x eksenindeki uzaklığını bulmak. O yüzden bileşkeye dönüştürmeden F1, F2'nin momentleri bunlar. Bileşkeye dönüştürdükten sonra da şunlar. Ve biz bu ikisini birbirine eşitlersek, bu iki moment birbirine eşit olması lazım ki hani dengede olsun ya da zaten aynı yere göre moment aldığımız için eşit olması lazım. Şöyle eşit diyelim. O zaman aşağıya şunu yazabiliriz. Eksi 8 y eksi 9 x eşittir. Eksi 9 çarpı 1,5 eksi 8 çarpı 2. Şimdi burada bizden A noktasına olan yatay uzaklığı istiyor x eksenindeki. Eğer bunu istiyorsa y'ye 0 verebiliriz. Yani y sanki hiç yokmuş gibi sadece bunların, çünkü bu bileşke kuvveti hatırlarsanız kuvveti biz istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Tabii taşıdığımızın moment etkisi oluyordu. Ama zaten momentini aldık burada. Şuraya taşıdığımızda bunu sadece x eksenine göre momenti olacak, y eksenine göre momenti olmayacak. Dolayısıyla şu y eksenine göre momenti olan 9 çarpı x sıfırlanmış olacak. Pardon, 8 çarpı y sıfırlanmış olacak. Şurası sıfırlanınca sadece 9 çarpı x kalacak. Çünkü sadece şuradaki moment kalıyor buraya taşıdığımızda. Yani sanki bileşke kuvveti sadece şu eksende taşıdığımızı düşünün. Taşıdık ve şu x ile çarpımı olan şu x, pardon, y kuvveti, y bileşeni sadece bir moment uygulamış olacak. O yüzden şöyle diyebiliriz. Şuraya yazalım. A noktasına olan yatay uzaklık istendiğinden istendiği için ne dedik? Bunu sanki sadece x ekseninde bir etkisi kalacak şekilde şuraya taşıyıp öyle düşünün. İstendiği için y'yi sıfır yapacağız yani. Y sıfır olacak şekilde çözelim. Dolayısıyla y eşit sıfırsa birazcık yukarı kaldırayım şöyle. Y eşit sıfırsa bizim şu işlemde eksi 8 çarpı 0 eksi 9 çarpı x eşittir. Eksi 9 çarpı 1,5 eksi 8 çarpı 2. Buradan da direkt x'i çözebiliriz. X buradan 3,278 metre gelmiş. Yani 3 anlamlı yazmak istersek de 3,28 metre. Dolayısıyla bizim bu şeyimizin üzerinde biraz sağlayayım. Bizim bu cismimizin üzerinde bileşke kuvvetimizi şu x değeri 3,28 metreymiş. Bakın F1 kuvveti 1,5'taydı. Fr ise 3,28'de. Bu ne demek aslında? Şuradan 3, hatta bunun dışındaymış bile. Bileşke kuvvetin yeri. Şurada bir yerde. Bunun aynısını y için de bulabilirsiniz. X'i yerine y'yi bulmak istiyorsak da x'i sıfırlayacağız bu sefer. Yani sanki o bileşke kuvveti x etkisi yokmuş gibi şuraya taşıyacağız. X'i sıfırlamış olacağız. Ve şu y uzaklığını bulacağız o zaman.
Onu da hani soru buraya kadar bitiyor aslında ama hani deneme amaçlı onu da yapalım. X eşit 0 dersek de eksi 8 y eşittir. Eksi 9 çarpı 1 virgül 5 eksi 8 çarpı 2'den. Bunu hemen çözelim. 9 çarpı 1.5 eksi 8 çarpı 2 bölü eksi 8. 3,6875. Pardon, şöyle yapalım. İse y eşittir 3,6875. Yani y'si de 3,69 metre. Bu şekilde belirlemiş olduk. Dolayısıyla bizim bu kuvvetimiz bakın aşağıya doğru da 3,69'daymış. Şunun tamamı 4'tü. Şuralarda bir yerde 3,69. X'de de dışarıda. Aslında hani üzerinde göstermek istersek bunu buradan alıp şurada bir yerde göstermemiz lazım. X biraz dışarıdaymış. Şöyle yeşille göstereyim. Esas yeri benim gördüğüm şurada bir yerde. Yaptım. Biraz daha aşağı. Şurada bir yerdeymiş arkadaşlar. Şöyle çizebiliriz. Ve bunun işte FR bu şekilde. Ya bunun sebebi de dediğim gibi şöyle gösterirsek şu mesafe aslında bizim x mesafemizmiş. X 3,28. Y'si de şöyle gösterelim. Şurası da 3,69. Yes. Bu şekilde bileşik kuvvetin yerini belirlememiz mümkün bakın. Yani bizim rastgele buraya vermemiz illa burada olmasını gerektirmiyor. Hesapladıktan sonra çıkan yerlere göre onu hemen düzenleyebiliriz. Efle burada olması lazım toplamda. Evet, bu tür soruları, yayılık sorularını bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Sadece tabii yayılı yük indirgeme değil, böyle bileşik kuvvet bulabilirsiniz. Ya da indirgedikten sonra işte denge denklemi olarak AX, AY, CY'yi de bulabilirsiniz burada. Denge denklemlerini kullanarak. Bu şekilde farklı işlemler yapmak mümkün. Bu soruyu da bu şekilde tamamlamış olalım. Bir başka soruya geçelim.